Bu çalışmanın adı Work Number 850, yani 850 numaralı eser. Her çalışmam için bir başlık düşünmek kolay değil. Bunun içinde ne yapmaya çalıştığımı ya da yaptıklarımı anlatması için sayıları kullanıyorum. Bu çalışmamda her 30 saniyede bir galerinin bir ucundan diğer ucuna koşan insanlar bulunuyor. Tate bana Duveen galerileri için bir şey yapıp yapamayacağımı sordu. Bunun üzerine aklıma gelen ilk fikir de bu oldu. Çünkü Duveen galerisi çok uzun ve bu tarz bir çalışma için çok iyi bir tiyatro sahnesi oluşturuyor. Neredeyse burası bir koşu parkuru gibi. Kapalı koşu parkuru tabii ki. Koşmayı ve bunu neden bu kadar çok sevdiğimi düşündüğümde aklıma ilk olarak koşmanın ne kadar heyecan verici bir aktivite olduğu, ve insanda canlılık hissi uyandırdığı geliyor. Ölüm tam bir hareketsizliktir. Tam bir sessiz hareketsizliktir. Yani ölümün tam tersi ise elinizden geldiğince hızlı koşmaktır. Sanatın ve sanat deneyiminin her zaman canlı bir deneyim olduğuna inanırım. Tablolar hareketsiz ve cansız birer obje gibi görünebilirler ama bu deneyim, yani resme bakmamız canlı bir deneyimdir. Ne de olsa insanlar canlı varlıklar, yani kalplerimiz atıyor, öyle değil mi? Yani bir şeylere bakmak bile yaşayan ve hareket eden bir deneyim. Bu yüzden de bir tabloyla koşma tutkusu arasında çok büyük bir fark görmüyorum. Tabii ki de bu çalışmayı yapmamın tek sebebi bu değil. Bu çalışmanın aynı zamanda çok da komik olduğunu düşünüyorum. Galerinin içinde bir uçtan diğer uca koşan insanları görünce benim yüzüme bir gülümseme geliyor. Doğrusu. Ve insanlar içinde eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Çalışma hakkında düşünürken, sokaktayken yanımızdan koşarak geçen insanları ve bu durumun bazen ne kadar da şok edici olduğunu hayal ettim. Böyle bir şey olduğunda hepimiz şaşırır ve acaba bir hırsızlık mı oldu diye merak ederiz. Hatta polisten kaçan bir soyguncu aklımıza gelir hemen. Kısacası koşmak bazı yerlerde farklı durmuyor, göze batmıyor. Örneğin atletizm yarışlarında. Yani öyle bir yerde koşu içeren bir sanat eseri sergilemek pek anlamlı olmazdı. Aslına bakarsanız sanatçılar sanat yaratmıyorlar. Sanat olacağını düşündükleri tablolar, heykeller, objeler ortaya çıkarıyorlar. Ve sanat olarak kullanılabilen saçma sapan objeler yapıyorlar aslında. Bunun için bana bunun sanat olup olmadığının sorulmasını aslında çok doğru bulmuyorum. Çünkü buna karar verebilecek olan kişi ben değilim. Bence bu soruyu soran kişinin bunun sanat olup olmadığına kendi karar vermesi lazım. Ya da bazı objelerin sanat olarak kullanılması ve değerlendirilmesi konusunun sorgulanması gerekiyor. Ne de olsa sanat sadece bir kelime sonuçta.